Merhabalar. Simülasyon konusuna devam ediyoruz. Model araçlarla ilgili olan simülasyona, Real Flight'la. Uçağı yaptık Can. Şimdi helikoptere geçiyoruz. Ama helikopterden önce daha yeni bir teknoloji olan multirotor. Çok rotorlu Esas teknoloji. çetrefilli olan teknoloji bu modelcilik hususunda. Şimdi model uçaklar ne kadar akrobasi modeli de olsalar, alttan kanatlı da olsalar, daha önceki videoda bahsettik, savaş uçağı replikaları da olsalar, kumandayı bıraktığınız zaman birkaç saniye kararlı uçuşlarına devam ederler. Helikopter öyle değil. Helikopteri Evet. bırakma şansınız yok. Eğer otomatik pilot tertibatı kurulu değilse helikopter uçurmak zaten şey gibidir. Parmaklarınız ucunda sopayı dik dengede tutmak gibidir. Hiçbir Evet. türlü şey yapamazsınız. Bir an bile gözünüzü ayıramazsınız. Helikopter uçuşu çok zorlayıcıdır. Çok fazla kırım olur ve son derece tehlikeli olabiliyor bu kırımlar. Kendi kafamıza, birinin kafasına düşürme riski oluyor helikopteri. Uçaktan çok daha tehlikeli de şey yapıyor. Düştüğü yere krater açma boyutunda hasar veriyor. Dolayısıyla simülatör esasen helikopter için alınır. Yani uçak bir şekilde ucuz yolda öğrenilir ama helikopter öğrenmek için simülatör en güzel Evet. orada parasının hakkını veriyor. Evet, şimdi benim elimde GAV 330 var. Bu daha yeni olan teknoloji, multirotor. Multirotor sistemi normal helikopterlerden farklı olarak Şöyle biraz kaldırarak göstereyim ben. merkezi bir 4 pervane. kanatlı gördüğünüz üzere. Evet, içimizden geçtiği üzere. Simülatörde olduğumuz belli olsun diye bir Tabii çarptık. tabii simülatörün parasını hemen amorti ettik bir kez daha. Multirotor sistemler normal kuyruklu akrobasi helikopterlerin veya konvansiyonel ticari amaçlı insan taşıyan helikopterlerin aksine tek rotor üzerindeki pal ve onu dengeleyen kuyruk veya birbiriyle aksi istikamet olan iki tane eş eksenli, koaksiyel de denir, rotor sistemi yerine farklı farklı motorların merkezi işlemci üzerinden çalışma süratlerini değiştirmesi suretiyle pal açıları sabit kalan, bu şekilde kendini dengeleyen makinedir. Evet. Mekaniği çok basit olmakla beraber elektronik donanımı normal helikoptere göre daha ağırdır. Esas yazılım var Günümüzde çünkü bunu kontrol tabii. eden. Günümüzde gelişen teknolojiyle bunları üretmek daha kolaylaştı normal helikoptere göre. Süratle yaygınlaşıyorlar ama 5-6 sene öncesine kadar, 10 sene bile demiyorum, 5-6 sene öncesine kadar normal helikopterler rakipsizlerdi, alternatifsizlerdi. Evet. Şimdi tabii bu multirotor teknolojisinde Can en büyük mesela bu 4 kanatlı, 6 ya da 8 kanatlar da var. Tabii. Şimdi kanat sayısı arttıkça oryantasyon sorunu başlıyor. Helikopterde Evet. önünü, arkasını görebiliyorsun. Ama bunda mesela Bize mesela baktırırsan. havadayken mesela şu anda da aslında ileri bastım, ileri gidecek sanabilirim. Havai Evet. bir kere hop böyle gidecek. Onun için o yüzden mesela buraya bir tane top konmuş ucuna. Pinpon topu. Daha Pinpon özel bir topu. şey değil. Evet. Malzeme değil. Dolayısıyla bunlardaki en büyük sorun uzak mesafede özellikle uzak mesafede oryantasyon konusu. Doğru. Işıklandırmadan da istifade edilebiliyor ama Evet. mesafe uzadıkça normal helikopterlerin de şeyi bozulur, görüşü bozulur. Dolayısıyla hani onboard görüntü, daha önce de bahsettiğimiz FPV olayı söz konusu olmadıkça çok fazla uzaklaşması aslında akıl kârı değil helikopterin. Hani kırılır, düşer, üzer bizi. Kullanımı şeye göre çok daha kolay. Gerçek hayatta da helikoptere göre çok daha kolay. Çünkü Tabii. bıraktığı zaman kendini Dengeliyor. dengeliyor. Normal helikopter böyle değil işte. Mutlaka bir stik hareketi gerekiyor orada. Elektronik işlemcisi olmadığı için sürekli teyakkuzda oluyor pilot. Nereye kaçacağını sürekli. Akrobasi multirotorda da var, değil mi? Peşinde. Yok aslında. Yok yani. Çok zorlayınca bazı Evet. manevraları yapabiliyor. Çünkü yapısı gereği elektronik tertibatın kalitesine güvenildiğinden dolayı mekanik bizim insan beyni kadar hızlı çalışamıyor hiçbiri. Mekanik kumanda olmadığı için akrobasi yaparken yetersiz kalıyorlar. Sende şey de Ve var. rüzgarlı havalarda da sıkıntı yapıyorlar Evet, daha sende doğrusu. Gavi X330 kullanıyorum ben şu anda. Sende direkt birebir aynısı var fiziksel olarak, değil mi? Evet. Bunu kullanıyorsun. Evet. Tepkisi birebir aynı, onu çok rahatlıkla Çok söyleyebilirim. agresif. Öyle. Değil mi? Çok Öyle. agresif yani. Çubuk Öyle ama hareketlerinden hafif bir model. hemen etkileniyor. Üzerinde ağırlık da kaldırabiliyor. Azami uçuş ağırlığı 1100 grama kadar çıkıyor. Kendisi 600 gram olmasına rağmen. Yani bir küçük fotoğraf makinesi Bunu da kendin taşıyabiliyor. geliştirmek isteyenlere ne öneriyorsun? Çok rotorlu araç. Yani Gavi 330X çok başarılı bir Simülasyon başlangıç. tarafında. Simülasyon tarafında yani neler yapmasını önerirsin? Ya bunda Aa, da eyvallah, öğrenme şeyi var mı, eyvallah. rutini? Tabii şimdi öncelikle zaten simülasyonun başlangıcında da helikopterin konumu sabittir. Kuyruğu bize bakmalı. Evet. Çünkü helikopter bize ters döndüğü zaman bütün kontrolleri yer değiştirdiği için kafamız karışıyor. Bu kafa karışması nokta bir saniye ama o nokta bir saniye geç müdahale helikopterin düşmesi veya bir yere çarpmasıyla sonuçlanan zaman kaybı. Dolayısıyla helikopter bir kere uzun bir süre burnunuz size dönük kalmayacak. Hep kuyruğu size bakarak kullanacaksınız. Ve
Hemen kalkar kalkmaz yükselmek marifet değil. Yerden 2 metre, 3 metre mesafede en fazla 5 metreye çıkarak kullanmaya çalışmak. Çünkü yükseldikçe rüzgar da devreye girer. Normalde bizim olduğumuz yerde çok fazla rüzgar rahatsız edici bir boyutta değilken 30 metre yükseldiğimiz zaman ciddi miktarda modelin dengesini bozacak etken haline gelir. Böyle yükselmek çok şey değil ilk planda. Mantıklı davranış olmaz. Hatta ki konma noktasını çok iyi öğrenene kadar, nereye istediğinizi karar verinceye kadar konmaya olduğu yerde modeli gezdirmek çok daha başarılı bir şey olacaktır, strateji olacaktır. Yaralanma riskini en aza indirmek, helikopterin kırılmasını minimize etmek için. Evet, multirotorun şimdi... hikayesi başlangıç için evet. Bu kadar. Geri kalanı zaten simülatör üzerinden kendimizi geliştirmek. Şimdi zaman geçelim esas zor olan kısma. Başarılı oluyor. Evet. Bu model fiberglass kaplı, füzyolaj deniyor bu üzerindeki kaplama helikopterin. Daha aerodinamik ve ağır olmasını sağlıyor. Dolayısıyla tepkileri son derece stabil. Bu stabiliteyi özellikle F3C disiplini denen kontrollü manevra yarışmalarında kullanıyor pilotlar. Belli alanlar içerisinde mesela 9 metreye 6 metrelik kare alan içerisinde hayali çerçeveden hiç şaşmadan verilen akrobasi hareketlerini, kuyruk etrafında 360 derece dönüş olsun, tono olsun yapmak buradaki marifet. Kim en düzgün yaparsa en yüksek puanı o alır. Yakın geçmişe kadar en popüler disiplin bu olmasına rağmen artık freestyle, 3D uçuşlar. Gelişen teknolojinin de katkısıyla bu helikopter çok ağır bir helikopter. Hı hı. Bugün güncel 3D manevralarını yapan helikopterlere göre biraz daha hantal kalıyor. Hı hı. Elektrikli küçük modeller, 450'lik modeller, 500 boyutundaki modeller çok daha çevik uçabiliyorlar. Mesela üstte Align T-Rex 500 var en yukarıda. Hı hı. Bir de onunla... Real Flight'ın Can Bey'in en sevdiğim tarafı birçok helikopter tarafında alternatif çok fazla. İstediğini seçebiliyorsun. Öyle öyle. Uçaklarda da öyle aslında. İnternetten bir sürü model daha indirebiliyoruz. Evet, indirebiliyorsun evet. Tabii. Bu mesela Knife Edge Software bunun geliştiricisi firma. Onların internet sitesinde düzenli olarak yeni çıkan modeller. Daha hareketli, daha agresif mesela şu işte, anda. 3D helikopteri bu. Bunda çok daha çılgın manevralar yapmak mümkün. Evet. Hemen yapalım. Daha aradaki çeviklik farkını hemen izleyicilerimiz göreceklerdir. Evet. Helikopterin direkt... boyutu küçüldükçe görüş problemleri başladığından dolayı etkili menzili esasen azalır. Helikopter öğrenirken şimdi mesela orada da rutinler ilk başta olduğumuz yerden kalkıp askıda kalırmı hover dediğimiz. Hover şimdi şu an senin uçuşunda bir sıkıntı var lakin onu belirtmeden geçemeyeceğim. Idle up modunda uçuyorsun. Hatta idle up 2'de uçuyorsun. Evet. Normalde helikopterin gaz kumandası, gaz kolu sıfırdayken yani en alt modundayken gaz sıfırlanır. Idle up konumuna geçildiği zaman helikopterin motoru sabit devirle döner. Sabit devirle dönen motora siz paldenin açısını değiştirerek üfleme özelliği kazandırırsınız. Hem yukarı hem de aşağı üfleyebilir bu sayede helikopter ve karmaşık akrobatik manevraları bu sayede yapar. Evet. Ters uçabilir, havada sağa sola yalpa yapabilir, kendi çapında dönebilir falan. Idle up demek bu demek. Helikopterin özellikle pil sarfiyatını, yakıtlı modellerde de etki ediyor aynı şekilde yakıt sarfiyatını çok ciddi miktarda arttırıyor. Uçuş süresini 2 dakika, 3 dakika civarına düşürüyor. Normal modda uçuş 10 dakika, 8-10 dakika arası sürer. Evet. Şimdi mesela ben idle up modundan geçtim. Gas steel mesela yarının yukarısına çıkarttığım zaman bile ancak askıda kalabiliyorum. Tabii. Idle up 2'ye geçtiğim zaman mesela daha agresif olacak. Tabii. Gazı aşağı indiğim zaman sonra aşağı doğru itebiliyor. Tabii. O yüzden ben 3D hareketleri yapabiliyorum böyle mesela. Tabii. Şu anda ters uçuyorsun baş aşağı. Evet. Ters düşüyorsun. Oryantasyonu kaybettik. şu yardımcı özelliği de çok iyi. Throttle hold aç. Idle up'ı işte kapa. Gerçek bir simülasyon böyle. Yani her türlü günlük hayatta başınıza gelebilecek, sahada başınıza gelebilecek uyarıyı burada iyice elinize alıştırıyor ki helikopterin yanına motor açıkken gidip sonra mağdur olmayın. Evet. Şimdi helikopter öğrenirken de şimdi mesela noising denen burnu bize bakarken ki kullanım çok zor değil mi? Öyle. Bir de bunun üzerine nose inken inverted flight. Ters dönme, paylarını evet. Aşağıya, çim biçme manevrası denir. Evet. Tersten yaklaşmak, otlara kökleri biçmek. Şeydir, bunlar zaman içinde kazanacak melekeler. Öncelikle dediğim gibi az evvel kuyruk bize bakacak şekilde başlamalı. Ondan sonra yani. Multirotorla esasen aynı mantıkta uçuş kullanan dolayı sadece böyle helikopterler daha çevik, rüzgarla daha iyi savaşıyor ve daha seri manevra yapabiliyorlar.
Bir de bu helikopterlerin demin reset için şey modu vardı, uyarısı vardı. Throttle hold fonksiyonu var. Havadayken throttle hold modunu alırsak, özellikle şey idle up seçeneği açık olduğu zaman, helikopterin havada yakıtı bitmişken, pili bitmişken veya rüzgara karşı motoru hiç kullanmadan süzülebilmesini tesis etmek adına otorotasyon manevrasını yapabiliyorsunuz. Kuadratörlerde evet, böyle bir seçeneğimiz yok. Havada direkt çıkılıyor. Havada piliniz biterse evet. Mesela şu anda onu yapalım. Esas duruyorsunuz. Idle up açık düşüyor. Olması lazım tabii. Şimdi mesela throttle'da açtım ben. Throttle'da açınca biraz dikkatli kullanmak lazım pallerin momentumunu. Eğer kaybedersek bir daha geri kazanamıyoruz çünkü. Evet, sert bir iniş oldu ama başardım. Evet. Bunları denemek için bayağı başarılı. Rüzgarlı havada bu otorotasyon daha iyi çalışıyor. Kesinlikle. Özellikle rüzgarlı bir yamaçta helikopterin motorunu hiç kullanmadan uçurmak mümkün bu teknik sayesinde. Saatlerce kalıyorsunuz alıcı piliniz ne zaman biterse. Özellikle 3D dediğimiz bir, bu akrobatik manevra yapmaya çalışan hobi meraklıları bunu simülatörleri çok yoğun kullanıyorlar. Evet, 3D'nin esprisi biraz da şu, hani 3D düzgün yapıldığı zaman güzel gözüken bir uçuş disiplini diyelim. Genellikle insanlar belli sınırlar dahilinde, yani helikopteri çerçevede tutmakta zorlanırlar. Dolayısıyla hemen hazır gidiyorken hop taklaya bağlayayım, oradan da bir tonu atayım, gelmişken bir de şey yapalım, kuyruk etrafında döndürelim, olsun 3D diye. Hı hı. Allah ne verdiyse ortalıkta terör estirerek 3D uçmuş oluyorlar. Hani bu özellikle helikopterin her şeyine hakim olmadan asla yapılmaması gereken bir uçuş stili. Her eksenindeki hareketini ne yapacağını önceden kestiremeden eğer buna kalkışırsanız bir bakarsınız ki yanınızdaki arkadaşın kafası yok. Veya helikopter hiç ummadığınız yerlere gitmiş, kaybolmuş falan. Bu tür kazalar da oluyor değil mi Can? Oluyor. Çok fazla sesi çıkmasa da oluyor. Yani ucuz kurtaranların çok hikayesini dinledim. O yüzden hani kurtaramayanlar anlatamıyorlar çoğunlukla. Evet. O yüzden gerçekten tehlikeli işler. Ama düzgün yapıldığı zaman bir o kadar da keyifli ve eğitici. Hangi boyutta mesela T-Rex 500 büyüklüğü ne kadar yani şu anda elinle şey yapayım mı? Böyle bir şey vardır değil mi T-Rex 500? Güzel, tam isabet. Kuyruğuyla beraber o kadar. Yani bu ciddi bir büyüklük. Hatta T-Rex 700'e falan yapıyorlar. O da alabildiğine büyük, tabii, daha da büyük. Tabii ama işte T-Rex 700 birazcık daha şey olduğu için çalışırken... Hantal kalıyor değil mi o? Hantal kalmıyor. Bu şu anda simülasyonda biz seslerini veremiyoruz. Helikopterler uçarken motor sesini duymazsınız. Pal sesi duyulur. Hı hı. Özellikle büyük helikopterler havada akrobasi manevrası yaparken pallerin çıkarttığı ses gerçekten ürkütücü. Dolayısıyla... Evet. 700'lük bir helikopterin burnunuzun önünde takla manevrasını yapması demek, sizin rüzgardan uçuyor olmanız demek. Bir yüzden, bundan bir de heyecanlanıp da sıkıntı yaratılabilir o değil da, mi? Yani? O da önemli bir faktör. Çok yaklaştırdığınız zaman bunlar ciddi rüzgar çıkartıyorlar. Bu şarapneller de kafanıza gözünüze geliyor. Yerden rüzgar kaldırıyor, toz kaldırıyor. Börtü böcek ne kadar varsa burnunuza gözünüze dolduruyor. O yüzden hele ki kapalı mekanda böyle bir şey çalıştırmaya kalkmak şaka gibi. Ne kadar kitap şey varsa uçuşabilecek, hatta uçacağını ummadığınız şey varsa odanın içinde havalanıyor. Evet. Gerçek helikopterin yanına yaklaşanlar bilirler nasıl bir hava akımından bahsettiğimi. Onun onda biri kadarı. Helikopter, yani modelcilik uğraşıp da helikopter kullanmak isteyenlere tavsiyelerim var mı Can? Ya simülatör tabii ki bunu kullanacak verecekler ama yani mesela rutin olarak simülatör. Yani ne yapsınlar tabii öğrenirken? Simülatörün kendi eğitim programı da var. Uçuşlarını iyice keskinleştirmek için aynı uçaktaki gibi training fonksiyonunda helikopteri bir şeyde tutmak, bir hizada tutmak. Orada gölge model verilmiş. Gölge modelle aynı şeyi korumak, aynı hizayı korumak. Bunlar ilk başta yapılması gereken şeyler, küçük eğitimler. Az evvel multirotorda anlatmaya çalıştığım gibi uzunca bir süre kuyruğun size bakarak çalışmanız adaptasyonunuzu kolaylaştırır. Daha sonra burun size dönen manevraları yaparsınız. En sonra da ters dönmeye başlarsınız ki hani ondan sonra artık helikopterin sağına soluna iyice hakim olmuş olmanız lazım. Şu anda lazım tam oryantasyonu kaybettim mesela. Evet, işte, helikopteri ters çevirebiliyorsun ama oryantasyonu kaybetme riskin hala devam ettiği için aslında sen de tam şey yapmış sayılmazsın şu anda. Alışmış sayılmazsın. Evet. Yani böyle bir durum söz konusu. Benim tam anlamıyla alışmam, yani helikopteri iyi uçuruyorum demeye başlamam 80 saat sürdü. Onda bu arada tekrar her zamanki gibi her program sonu sana vererek birkaç akrobatik bari havadayken hareket vermeseydin ama gel gör ki ne yapalım. İzleyelim senden. Bu tabi el hareketleri dönemli. Evet çok güzel. Bu hareketleri de öğrenmen 80 saatin içerisinde mi Can? 80 saat üstünde daha saat tutmadım.
Yani helikopteri istediğim yerden kaldırıp şöyle bir dönüp meydan turu atıp birkaç tane de takla attıktan sonra tekrar istediğim yere inmeyi başarmam benim 80 saat sürdü. Noising dediğimiz olayı da gösterelim. Noising diyoruz ya, burnu bize bakarken gidip hani gelme olayını. Tabii. Normalde bizim standart uçuşumuz. Kuyruğu arkadan bize bakarken. Tabii. Bu da nozzle. Nozzle de hemen benim de elim hamlamış. Bir saniye kadar şey yaptım. Tereddüt ettim. Tabii modelcilik uğraşanların en büyük yapması gereken şeylerden bir tanesi parmaklarının tembelliği alıştırmaması. Sürekli aynen. Pratik yapmaları. Aynen. Burada simülatörler bayağı bir önemli. Tabii. Bu da hem inverted hem nozzle. Evet. Güzel. Simülasyonlarla ilgili başka program yapacak mıyız Can? Bitirdik mi yoksa dosyamızı? Şimdilik bu kadar gözüküyor. Daha sonra simülasyonda kullandıklarımızın gerçekleriyle karşınıza çıkacağız. Evet. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Şunu indireyim. Evet. Görüşmek üzere.